Bu Selefi Vahabi dediğimiz bir acayip bir şey ya. Mekke'deydik işte geçen hafta Medine-i Münevvere'de. Ondan cuma namazlarını kıldık. Arkadaşlar dedi hocam hutbede ne anlattılar? Dedim anladınız mı? Anlamadık. Ne mutlu size dedim. İyi ki anlamadınız. İyi ki anlamadınız yani. Anlasan bırakıp gidersin. Ya acayip yani. Anlamak, anlatmak mümkün değil. Ne mutlu size yani. Anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Canınız sıkılır. Daha belki hac dönemlerinde ben bu cumayı bırakıp gitmem lazım dedim yani. Adam alemi dini inkar ediyor ya. Hutbeden. Yani ne diyeyim daha? Nasıl söyleyeyim yani? İşi gücü bırakmış adam dinle uğraşıyor. Yani bir tane misal vereyim yani. Ne demek istiyorsun? Ya biz 5 gün sonra 6 gün sonra Arafat'a gideceğiz. Kabe-i Muazzama'da hutbede adam işi gücü bırakmış. Kabre giderseniz, kabrin yanına giderseniz, kabre taparsanız putperest olursunuz. Sen bütün Müslümanları ahmak yerine koyuyorsun ya. Yani hiç kimse bir şey anlamadı. Kimsenin beyni yok. Senin beynin var. Sen bütün İslam alemini tahkir ediyorsun ya. Ya bir ölen insanın rahmeti Rahman'a tevdi olunduğunu herkes bilir. İnsanın aciz olduğunu herkes bilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Allah'ın sonsuz rahmetine muhtaç olduğunu herkes bilir. Resulullah Efendimiz haşa ilah değil. Herkes bilir bunu. Ben bunu ilah yerine koyup mu ondan bir şey isteyeceğim? Sen beni ahmak yerine koyuyorsun. Amerika'nın gemisine binmiş ahmak herif. Allah bu Selefi Vahabiliği yerin dibine geçirsin ya. Bu nedensizliktir. Sen kimi ahmak yerine koyuyorsun? 3 gün sonra ben Arafat'a gideceğim. Adamın anlattığı vaaza bak. Hutbede yapıyor bunu. Mekke'de yapıyor bunu. İyi ki anlamıyorsunuz. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bitirmiyorlar bunu. Bitirmiyorlar ısrarla. Türkiye'deki laikliği bitirmedikleri gibi. Yahu Türkiye'deki laikliği kutsadığın laiklik bu işin kurucusu Mustafa Kemal 1938'de öldü. Laiklik 1939'da geldi. Bu işin kurucusu bile laik değil. Bu kadar. Ayrıntıya girmeyeceğim. Bu işin kurucusu laik değil. Neden? 1938'de Mustafa Kemal ölmedi mi? Cevap verin. Laikliğin Türkiye'ye gelişi 1939. Bu işin kurucusu laik değil. Nasıl yapacağız biz bu işi? Nokta. Ayrıntılara girmem. İnnel batile kâne zehûka ve la havle ve la kuvvete illa billah. Rabbim şu İslam alemini şu hezeyandan kurtarsın ya. Çöreklenmişler Mekke'ye, Medine'ye. Orada o Suudi dediğimiz vallahi Kabe'yi sevmiyorlar. Billahi peygamberi sevmiyorlar. Tallahi Kur'an'ı sevmiyorlar. 3 tane yemin ettim. İstiyorsan 30 tane yemin edeyim. Sıkıntı yok. Sevmiyorlar adamlar. Türkiye'deki o laik kafa gibi. Bunların din sevgisi var mı bu adamlarda? Artık sığmıyor yani. Kimi kandırıyorsun sen ya? Amerika takmış oraya efendim şeyleri. Yalandan Kabe'yi kapatmışlar, etrafını çevirmişler. Diyelim ki şu mekan, şurayı kapatıyorsun. Burada geniş yer var. Burayı kapatıyor adam. Aa, şu küçücük bir yer sıkıştırıyor milleti. Ya açsana uçsuz bucaksız yerler var. Niye kapatıyorsun? Niye kapatıyorsun? Milleti Kabe'de oturtturmuyor. Ahmet Bey gördünüz. Benim anlattığım %1. 99'u duruyor. Niye yapıyorsun sen bunu? 80 sene camiyi niye kapattıysalar? Onlar da aldıkları talimatla onu yapıyorlar. Aynı kafanın adamları. Beşşar neyse, Sisi neyse onlar da aynı. Allah Kabe'yi tez zaman ehline nasip eylesin. Amin. Mescid-i Nebevi'yi tez zaman ehline nasip eylesin. Amin. Kudüs'ün fethine de Allah beni muvaffak eylesin. Amin. Bana nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Ben dua ediyorum ne yapayım? Dua. Herkes kendine yapsın duayı. Fetih duası bu. Rabbim Celle Celaluhu selametler nasip eylesin. Amin. Ha, Ayasofya açıldı. Ne oldu? Açıldı ne güzel işte. Kandil geceleri geçen bir cuma sabahı mı resim gösterdiler. Ha şeyin Mekke'nin fethi yılbaşı 1 Ocak. Ta dışarılarda namaz kılmışlar. Gözlerimden yaş geldi. İftihar ettim. Bu ümmetin kalbi iman dolu ya. Bu millet Allah'ı peygamberi seviyor. Kazanılanların daha efendim ileri gitmesi lazım. Allah demenin ne zararı var ya? La ilahe illallah demenin ne zararı var ya? Yani sen gavurun peşine takıldın da kaç paralık adam oldun yani? 80 sene gavurun peşine takıldın. Bu memleket sadece ip üretti, ip. Uçak fabrikasını kapattılar. O uçak fabrikasını tenekeye çevirdiler. Soba borusu yaptılar. Abartmıyorum, araştırın. Uçak fabrikasından soba borusu yaptılar. İp ürettiler, ip. Efendim bayrağa çekilen ipi biz ürettik diye haberlere çıktı. İp üretiyoruz. 80 senede ürettikleri ip. Şu anda Türkiye dünyanın 10 kat ilerisinde teknolojiyle gidiyor. Dünyanın 10 kat ilerisi. Evet. Afaki bir şey söylemiyorum. Abartmıyorum. Benim memleketimin aklı var ya. Neden? Ya arkadaş sen aslan yavrususun ya. Dünyaya senin deden hükmetmedi mi? Hükmetti. O kabiliyet demek var sende ya. Armut dibine düşer arkadaş. Armut düştüğü zaman nereye düşer? Çilek ağacının veyahut da şeyin şeftalinin dibine düşmüyor ki. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah ülkemize İslam alemine selamet nasip eylesin. Mekke'de Medine'de
Mekke'de en çok yaptığım dua. Gelenlere bir sorun. Orada böyle girişi daraltıyorlar, çıkışı daraltıyorlar, bilmem neler. Yalandan yalandan bir şeyler. Ne bu? Niye yapıyorsun sen bunu? Orada şu aklıma geldi. Arkadaşlar dediler ki niye bunu yapıyorlar? Yapması gerekenleri yapıyorlar. Doğrusu bu. 80 yıl boyunca bu memlekete yarayışlı bir iş yapsaydı demek ki gavurlukla da efendim başarılı işler yapılabiliyor. Yapılamadı işte. Amerika gelip de Orta Doğu'da huzuru tesis etseydi gavur da huzur tesis ediyor. Etmedi işte. Eğer gavurun peşine takılan başarılı olsaydı Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te selameti tesis etmesi gerekirdi. Etmedi işte. Ya bunlar doğru şeylerdir. Bu adam bunu yapması lazım. Bu adamın yapısı bu. Bu kadar daha açık. Ne konuşabilirim? Ne söyleyebilirim? Dünya böyle. Mevla Celle Celaluhu küffar-ı aleme de müsaade ediyor. Çünkü sonsuz cehennem. Onlar o ihanetleriyle onu ispatlamış olacaklar. Biz işimize bakacağız. Tekrar Allah ülkemizi şerata, tarikata, hakikate, marifete en büyük önder eylesin. Amin. Sevgili Allah'ım Mekke-i Mükerreme'ye selametler versin. Amin. Medine-i Münevvere'ye selametler versin. Amin. Kudüs-ü Şerif'i tez zaman selamete kavuştursun. Amin. Onun selametine de Allah bizleri vesile eylesin. Amin. İnşallah.